Kainat Mescidi Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, onur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim. Ve onu virdi zeban edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup, haktan gelen ve hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur. Sevgili dostlar, değerli izleyenler, bir Kıbrıs'ta Ramazan programıyla yine birlikteyiz. Ve bugün stüdyomuzda Profesör Doktor Ömer Kara Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. İnşallah Ramazan eliniz mübarek olsun. Sizlerin de Ramazan'ı mübarek olsun. Tüm Kıbrıslıların, ümmeti Muhammed'in Ramazan'ını tebrik ediyorum. Hocam teşekkürler, sağ olun. Hocam, Ramazan ayı Kur'an ayı diye söylüyoruz, öyle biliyoruz. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inzal edilmiş. Bu manada Ramazan ayı ile Kur'an bağlantısı nasıl acaba düşünülmeli? Çünkü benim bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim 23 yıldan hazır oluyor. Evet. Ama başlangıç olarak mı Ramazan oluyor? Onu bir öğrenebilir miyiz acaba? Tekrar tüm ümmeti Muhammed'in Ramazan'ını kutluyorum. Allah hayırlara vesile eylesin inşallah. Şimdi malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın kendi ifadesine göre Ramazan ayında inmiştir. Bir ayet-i kerimede, Bakara suresindeki bir ayet-i kerimede Şehr-ü Ramazanellezî ünzile fîhil Kur'an diye bahsediyor. Evet. Efendim Ramazan ayı ki bu ayda Kur'an-ı Kerim inzal buyurulmuştur. Kuşkusuz bütünüyle inzal buyurmamış. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim Bi'setin birinci yılından başlayıp 23 sene zaman zarfı içerisinde efendim peyderpey, parça parça, ayet ayet, sure ihtiyaca sure, göre belki. İhtiyaca göre yapılmıştır. Bir başka ayet-i kerime ki hepimizin bildiği kısa surelerden bir tanesinde Kadir suresi dediğimiz surede evet. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Gerisini okumuyorum. Bin aydan hayırlı olduğu söylenen Kadir gecesinde indirilmiştir evet. Denir bir ayet-i kerimede de. Burada aslında vurgulanmak istenen Kur'an-ı Kerim'in inzalinin ay olarak Ramazan'da gece veya gün olarak da Kadir gecesinde yine Ramazan'ın içerisinde son 10 evet. gününe tekabül eden gecede yani Ramazan'a kıymet veren hadise Kur'an'ın o zaman diliminde indirilmesi diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Yani Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın mesajı olması hasebiyle insanlığa bir hitabı olması, bir mektubu, bir kitabı olması hasebiyle o ayda inmiş olması hem Kur'an'ı Ramazan şereflendirmiş hem Ramazan'ı Kur'an şereflendirmiş olmak. Evet. Şimdi Ramazan ayında birazcık ilk vahiy, son vahiy ve Hazreti Peygamber döneminde Kur'an'ın fonksiyonu, sahabenin inşası biraz oralardan bahsedersek hem Ramazan ayı içerisinde Kur'an'ın anlamını birazcık daha anlamlandırmış oluruz. Malum Hazreti Peygamber olarak gönderilmeden önce Mekke toplumu cahili bir toplumdur. Yani Allah'a inanmayan, buna ki Kur'an terimiyle kafir diyoruz. Veyahut da Allah'a inanıp ama ona ortak koşan müşrik taifesinden oluşuyordu. Hukuk yoktu, ahlak yoktu. Tefessüh etmiş bir toplum içerisindeydi. Kendi örfü adetleri vardı. Örfü adetleri vardı. Ayrıyeten de Yasin suresinde ifade edilir ya, لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ. Yani yakın bir zamanda ataları inzar edilmeyen bir kavmi inzar etmek için seni gönderdik. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Evet. Sen gönderilmiş bir peygambersin kesinlikle yemin olarak söylüyorum. Yasin vel Kur'anil Hakim. Hem de Kur'an'a yemin ederek. Dolayısıyla inzar edilmemiş, vahiy gelmemiş bir toplum söz konusu. Peygamberimiz de bunlar içerisinden seçilmiştir. Bir şeyi daha hatırlayacak olursak. Peygamberler İbrahim Aleyhisselam'dan sonra İsmail Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam üzerinden gelmektedir. Evet. İshak Aleyhisselam'ın üzerinden gelen peygamberler genelde Yahudi geleneğinin, Hristiyan geleneğinin peygamberleridir. Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, efendim Musa, Harun, işte Yusuf, Yakup vesaire diye devam eden silsile. Evet. Diğer taraftan İsmail peygamber tarafından gelen tek peygamber bizim peygamberimizdir ki Araplar Adnanilere kadar Arapların silsilesini oluşturuyor.
Peygamber yani Efendimiz, Efendimiz'in soyu Hazreti İbrahim'e ve onun oğlu İsmail'e dayanıyor. İsmail'e dayanıyor, evet. Son peygamber malum Yahudi ve Hristiyanlar kendilerinden beklerlerken Allah-u Teala Araplardan tercih etmiştir. Yani çünkü evet, ayet-i kerimede ifadesini bulduğu gibi Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah meleklerden ve insanlardan istediklerini, istediğini peygamber olarak seçer. Ben şöyle bir şey duymuştum. Hani Yahudiler bir peygamber geleceğini biliyorlar. Biliyorlar. Bekliyorlar. Hatta vasıflarını da biliyorlar. Evet. Fakat Efendimiz geldiği zaman onu kabullenemiyorlar. Niçin diye dendiğinde kendi içlerinden bir peygamber bekliyorlarmış. Kendilerinin olmadığı için kabullenemiyorlar. Yani orada bir gurur ve enaniyet var herhalde ki Kur'an-ı Kerim'e yansır. Yani Kur'an-ı Kerim'e sırf hasetlerinden dolayı, evet, sırf kıskançlıklarından dolayı, Hazreti Peygamber'i kabul etmediler. Meselemize de dönecek olursak, Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala efendim ilk olarak Efendimiz işte bu tefessü etmiş toplumun içerisinde sıkılınca Hira mağarasına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inzivaya çekilirdi. Peygamberlik gelmeden önce epey bir zaman oraya gidip gelmiştir. 6 ay, 1 sene diyenler var. Son zamanlarında vahiy geleceği zaman içerisinde ise bu gidip gelişler daha sıklaşmıştır. Bunların birisinde yine Efendimiz Hira mağarasındayken Cebrail bütün haşmetiyle, melek formatıyla Efendimiz Selim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira'dayken kendisi Allah'a ibadete dalmış bir anda gelir. Hatta Hazreti Peygamber bir hadis-i şerifte der ki kafamı kaldırınca mağaradan gökyüzünde Cebrail'i bütün heybetiyle gördüm der. Evet. Cebrail gelince efendim hemen ilk ifadesi ikra olur. Oku. Efendimiz Aleyhisselam sesi duyunca ma ene biqari'in der. Ben okuma yazma bilmem der. Okuma bilmem ben. Ne okuyacağım? Neyi okuyacağım? Nasıl evet, okuyacağım? Ben ümmiyim. Anadan doğmayım. Bir bilgim yok der. Hadisin ifade ettiğine göre Cebrail Aleyhisselam onu bir sıkar. İyice evet, bir sıkar. Sonra tekrar ikinci aşamada İkra der, oku der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine ben okuma bilmem der. Efendim bir daha sıkar. Bir iki defa veya üç defa bu olay tekrar eder. Sonunda da ilk inen ayetler, ilk inen surenin 5 ayeti, Alak suresinin 5 evet, ayeti nazil olur. İkra, Bismi Rabbikellezi halak, halakal insane min alak, ikra ve rabbukel ekram, الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Şimdi çok ilginçtir. İlk inen ayet okumayla başlar. Oku diye başlar. Şimdi araya girip bir şey soracağım ben. Hani Efendimiz ümmi idi, okuma yazması yok idi ama ona oku diye emrediliyor. Benim başta okuduğum bir cümle vardı. Kainat mescid-i kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Orada şöyle düşünebilir miyiz? Yani sen kainatı oku, kainattaki her şey sana Allah'ı anlatıyor veya gösteriyor diye düşünsek doğru evet, olur mu acaba? Bir yönüyle doğru olur. İkra derken aslında ilk muhatap Allah'ın sözlü kelamını okumasıdır. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'i yani, ki biz biliyorsunuz ayetleri iki kısma ayırıyoruz. Birincisi kavli ayet dediğimiz Allah'ın birebir kelamına tekabül eder. Yani vahiy yoluyla peygamberlerine iletmiş olduğu kelamıdır. Tevrat böyledir, İncil böyledir, ondan önce gelen peygamberlere gelen kitaplar böyledir, Zebur böyledir, Suhuflar böyledir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de kavli ayettir. Ayet ne demektir? Ayet, alamet, işaret demektir. Yani siz o alamete baktığınız zaman o alametin arkasında bir mana vardır, sizi ona götürür. Tıpkı trafik işaretleri gibi. Trafik işaretinde bir sembol vardır. O sembole baktığınız zaman size durmanızı söyler. Efendim mesela yürünmenizi söyler, geçmenizi söyler. Efendim işte falan geçecek, filan geçecek diye ifade eder. Ayetin bu manası var. Dolayısıyla ikra denildiği zaman Kur'an-ı Kerim, efendime söyleyeyim, sana Allah tarafından vahyedilen bu Kur'an-ı Kerim'i oku demektir. Birinci şeyi evet, önemli. İkincisi de sizin söylediğiniz taraftır. Efendime söyleyeyim, ayeti ikiye ayırmıştık ya, kavli ayet. İkincisi ise kevni ayettir. Kevni ayet de Allah'ın kendi dışında yaratmış olduğu bütün mahlukatıdır. Kainat dediğimiz, içerisinde küçük kainat insan da olmak üzere, küçük kainat insan ki enfüs ve afak diye Kur'an'da geçer bu. Yani insana bahşedilen yer, gök ve bunun arasındaki her türlü şey okunacak bir kitap mesabesindedir. Bunları evet, hem Kur'an-ı Kerim bunlardan bahseder hem de ayrıyeten bunları yaratan Allah'tır.
Kur'an'dan da biz kevni ayetleri okuruz. Semayı okuruz. İşte Allah yeryüzünü, gökyüzünü şöyle şöyle 6 günde yarattı, şöyle yaptı, şöyle yaptı. Ayı şöyle yaptı, dünyayı şunları yarattı, insanları, hayvanları vesaire diye. Hem sözlü, kavli ayetlerden bunu okuruz. Hem de kainata biz önce kendimize bakarız. O ayeti okuruz. Kendimizi okumalıyız önce. Kendimizi okumalıyız. Miyiz? Evet, diyebiliriz. Aynı zamanda bütün varlıkları okuruz. Bunun anlamı nedir? Okuduğumuz bu ister kavli olsun, ister kevni, tüm ayetlerin hepsi bizi Allah'a götürür demektir. Evet. Ayet olmasının şeyi budur. Yani Kur'an bir mektuptur, bir mesajdır. Allah'tan bize gönderilen bir mesaj. Eyvallah. İnsan bu mektubu, mesajı okumalı. Adam Cenab-ı Hak benden ne istiyor? Onun istediği, razı olduğu tavır, tarz nedir? Ben onu yapmalıyım, yaşamalıyım manasında biz Kur'an'ı okumaya, öğrenmeye, anlamaya çalışmalıyız. Evet. Yani bir anlamda birisi kitaptan okumak, evet. Şey, bir şey, kendi insani, beşeri durumumuzu ifade edecek olursak. Diğerisi ise, efendime söyleyeyim, hani sanatçının bir tabloyu okuması vardır ya. Evet. Sanatçı bir tabloyu okurken ortaya çıkartmış olduğu mana neyse, insanoğlu da çok uzağa gitmeye gerek yok. Kendi yaratılışını birazcık izlese, incelese, organların birbirleriyle iletişimini, onların birbirleriyle uyuşumu, uyumu, bütün bedeni, bütün bunların hepsi bir şekilde Allah'ın var olduğuna, Allah'ın bir olduğuna, evet, Allah'ın muhteşem ve mükemmel olduğuna insanı götürecektir. Şimdi ben şunu sormak istiyorum, araya gireceğim, kusura bakmayın. Şimdi bizim dinimizde Kur'an-ı Kerim var. Bunun dışında işte Yahudilerde Zebur var, Hristiyanlarda İncil var. Kur'an-ı Kerim'i onlardan ayıran özellik nedir acaba? Şimdi malum Allah insanı yaratınca yeryüzünde Adem Aleyhisselam'la sıfırdan velem yekü şeyen diyor ya, hiçbir şey değildiniz. Hiç ortalıkta yoktunuz. Allah sizi yarattı. Hiç bedi'us sema, bir de bedi'us sema. Yani yoktan var etmek, eşsiz yaratmak. Mükemmel bir şekilde kendisini yaratınca insanoğlunu, kendi içine, insanın içine bir inanma duygusu koymuştur. Evet. Kur'an'ın ve hadislerin muhtevasına baktığımız zaman mutlaka insan kendisinden daha üstün, aşkın bir varlığa tapınmak mecburiyetindedir. Bu yaratılışında o his var yani. Doğasında vardır. Dolayısıyla bu bizim kelamcılar derler ki bu tapınma duygusu, akıl ve irade birleştiği zaman insanoğlu Allah'ı bulmak durumundadır. Bunun da bulabilir. Doğrudur. İnsan, efendime söyleyeyim, şey yaptığı zaman, fıtratı bozulmamış bir halde hareket ettiği zaman Allah'ı bulma ihtimali çok yüksektir. Dolayısıyla Allah bize rahmetinin bir sonucu olarak, yani ben sizi yarattım, önünüzde bir hayat var, hayattan sonra da bunun mükafatı veya cezası olacak, ikinci bir hayat var şeklinde bir muhtevayla baş başa bırakmamış. Aynı zamanda kendi dünyasından Cebrail'i, bizim dünyamızdan da peygamberleri seçmek suretiyle insanla irtibata geçmiştir. Bir anlamda hayatın içerisinde neleri yapıp neleri yapamayacağını. Çünkü bir şeyin iyi veya kötü olması, biliyorsunuz, göreceli bir şeydir. Kaynağına göre değişir. Sana göre iyi olan, bana göre iyi olmaz. Ona göre iyi olan, ötekisine göre iyi olmaz. Veya onun için aynı olmaz en azından. Az iyi, çok iyi diyebiliriz. Aynısı yani olmaz. Veyahut da iyi olan şeyler bir toplumda değişir. Öteki toplumda, öteki insanda, öteki zihinde değişir. Evet. Çünkü niye? İyi veya kötü yargısı dediğimiz şey bir kaynağa göredir. Neye dayanıyorsunuz? O size kaynak bu, önemli. Sizi iyi veya kötü diyen şey nedir? Ha, burada iyi veya kötü denilen şeyi Allah Şemsi ve duhaha vel gamari idâ telâha, ayet o surenin içerisinde fe'lhemha fucûrha ve takvaha. İnsanı çift boyutlu olarak yaratmıştır. Yani içine hem iyiliği koymuştur hem de kötülüğü koymuştur. Efendimiz'in peygamberleri vasıtasıyla bu iyi denilen şeyler nelerdir? Kötü denilen şeyler nelerdir? Bu iyi denilen şeylerin karşısında ne vardır? Kötü denilen şeylerin karşısında ne vardır? Peygamberleriyle her daim Adem'den başlamak suretiyle peygamberimize gelinceye kadar aşamada tarihe bir müdahale yapmıştır. Yani bunun anlamı nedir? Sıfır, hani fıtrat üzerine yaratılır diyor ya Allah, şey, Hazreti Peygamber, evet, insan. Fıtrat üzerine yaratılmış olan insanın fıtratı üzerine hayatiyetini devam ettirmesi. Tarihe müdahalesi, bozulma olduğu zaman Allah tarihe her defa müdahale etmiştir. Adem gitmiştir, Nuh Aleyhisselam gelmiştir, Nuh gitmiştir, ötekisi gelmiştir. Bunun sebebi insanoğlunun akılın ve iradesinin yanında nefsinin ve şeytanının da olmasıdır.
Çünkü imtihanın tecelli edebilmesi için, hayatın anlamlı veya anlamsız bir şekilde yaşanabilmesi için mutlaka bu çift kutupluluk hadisesine gerçekleşir. Şimdi sorduğunuz soruya gelince, bu vahiy çizgisi içerisinde, peygamberlerle gönderilen kitapların içerisinde, öteki kitaplar biliyorsunuz zaman ve mekanla sınırlı kitaplardır. Evet. Bazıları yöreseldir, birçoğusu belki bölgeseldir. Kur'an-ı Kerim ise son vahiy olması, artık peygamberin son peygamber olması hasebiyle, efendime söyleyeyim, gelen vahiy de son kitaptır. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi bunu İncil Hazreti Peygamber'den faraklit olarak bahseder ve evet, müjdesini gelmeden önce verir ki evet, Hazreti Peygamber'in risaletinden öncesinde İsa Aleyhisselam vardır. Musa Aleyhisselam, sonra İsa, sonra da Efendimiz Hazreti Peygamber vardır. Araya Fetret Devleti gelince İncil'de bir peygamber gelecektir. Faraklit Ahmet isminde. Faraklit'in şeyi Ahmet'tir ki evet, bizim Sebe suresinde de geçer aynı ifade. İsmuhu Ahmet diye geçer. Evet. İncil'den nakil yapmak suretiyle ifade eder. Dolayısıyla İncil'de Faraklit Ahmet isminde övülen kişi anlamında bir yeni bir peygamberin geleceği müjdelenir. Tevrat'ta da vurgular vardır. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanlar kendilerinden beklerler. Yani silsileye bakarsanız hep bizden evet, geliyordu şimdiye kadar. Allah-u Teala tabir yerindeyse makas değiştirir. Hocam ben okumuştum bir kitapta. Hüseyin-i Cisri isminde bir alim. Hı. Tevrat'tan ve İncil'den tarif edilmiş olmalarına rağmen yeni bir peygamberin geleceğini, bizim peygamberin geleceğine dair 114 tane işaret, müjde çıkarmış. Yani esasen bir Hristiyan veya bir Yahudi kendi kitabını okuduğu zaman ciddi okudu, Cenab-ı Hakk'ın yeni bir peygamber göndereceğini, onların da İslamiyet'e girmeleri gerektiğini anlaması lazım aslında. Ben şöyle düşünüyorum, yani biz Müslümanız ama aynı zamanda biz Musa Aleyhisselam'ı seviyoruz, o da bizim peygamberimiz. İnanıyoruz. İsa Aleyhisselam'ı seviyoruz ve bizim peygamberimiz diye muhabbet ediyoruz. Dolayısıyla bir Müslüman aslında bir Hristiyan'dan belki daha iyi bir Hristiyandır. Belki bir Yahudi daha iyi bir Yahudidir belki de. İsa'yı ondan daha çok sevmektedir. Evet. Musa'yı. Çünkü ve doğru sevmek. Bizim imanın altı şartından bir tanesi peygamberlere iman. Evet, bir peygamber peygamberimize değil, iman değil. Hatta Amener Resulü sürekli okuruz. Bakara'nın son iki ayeti. La nüferriku beyne ahadim minhum. Biz onlar arasında hiçbir ayrım yapmayız. Peygamber Musa neyse İsa odur, İsa neyse Muhammed odur. Evet. Çünkü aynı kaynaktan aynı bilgiyi alıyorlar. Aynı şeyin peygamberlerdir ve bir sürecin ki bunların getirmiş olduğu dinin hepsine birden İslam denir. Evet. Ve yani ben şunu söylüyorum. İslamiyet bütün dinleri kuşatan, hepsini içerisine alan bir din. En son, en mükemmel ve hepsini kuşattığı için de yani ben Yahudiliğe geçeceğim veya ben Hristiyan olacağım dememize gerek kalmıyor. Biz onlara zaten inanıyoruz. Ama kuşkusuz. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği son şeriat olması sebebiyle haramlar, helaller veya ibadetlerimiz daha farklı ve daha mükemmel aslında. Şeyi söyleyecek olursa biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den kendisinden bahsederken Kur'an-ı Kerim, Kur'an'da musaddikan lima beyne yedeyhdir. Yani kendisinden önceki kitapları tasdik eden bir kitaptır. Evet, çok güzel. İncil'i de tasdik eder, Tevrat'ı da, öteki kitapları da tasdik eder. Bu ne anlama geliyor? Kur'an, Tevrat, İncil aynı kaynaktan aynı mesajı getirmektedir. Sadece değişen şey nedir? Efendime söyleyeyim, daha çok hukuk, şeriat dediğimiz, yani insanın insanla olan ilişkilerini düzenleyen, bir de taabbüt dediğimiz, ibadet dediğimiz alanlarda öncekilerden ayrı bir şeyler getirmiştir. Yani bu son derece normaldir. Çünkü Allah-u Teala her bir zamanda o zamana, o mekana göre hitap ediyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ise daha öncelikli bir şey vardır. İndiği 500'lü tarihlerde 614 asırlardan geçmiş. İndiği dönemden kıyamete kadar gelecek hiçbir dil, din, ırk ayrımı yapmadan insan unsuruna indirilmiştir. Kâfeten linnâs diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Bütün insanlığa indirilmiştir. Hatta cinlere de dahil. Buna cinlere de dahil. Aynı zamanda cin suresinde de ifade edilir aynı şekilde. Cinlere ve insanlara ayrım yapmadan, şu millet, şu efendim mesela ırk, şu bölge, şu kıta vesaire gibi ayrım yapmadan efendim bütün insanlara indirilmiştir. Bu anlamda öteki kitaplardan bir farklılık var. İkinci bir farklılık ise zaman içerisinde İncil, Tevrat kendi alimleri, ruhbanları, efendim mesela rahipleri, papazları vasıtasıyla kendi kitapları tarif edilmiştir. Yani bazen art niyette, bazen iyi niyette diye. İyi niyetle, iyi niyet çok fazla yok da. Çünkü kutsal kitabın değiştirilmesinde iyi niyet çok fazla aranmaz ama
bir takım şeylere dünyevi menfaatler, hani yeşteruna bir hayatillahi semenen galila diye sıkça vurgu yapar. Allah'ın ayetlerini küçük bir karşılığa sattılar diye. Evet. Dolayısıyla Tevrat ve İncil günümüz itibariyle tahrif edilmiş bir metin halindedir. Ama evet. Kur'an-ı Kerim 14 asır boyunca bugüne kadar tek bir kelimesi, tek bir harfi değişmeden efendime söyleyeyim Hazreti Peygamber'in hem İnna. Yazıyla evet. hem efendime söyleyeyim hıfzla, ezberle o günden bugüne kadar değişmeden gelmiş bir kitaptır. İnna nahnu nezzelna zikra ve inna lehu lehafizun. Eyvallah. Cenab-ı Hakk'ın koruması altında. Evet, Allah bir onu harf, insanlarla korumuş. Yani Allahu Teala direkt korumadan ziyade insanların eliyle evet. koruturmuştur bunu. Bunu iki şekilde yapmıştır. Hani derler ya, klişe bir laf vardır. Kur'an-ı Kerim bugüne kadar hem sadırlarda hem de satırlarda gelmiştir. Evet, sadır dediği göğüstür, gönüldür. Yani kalptir, beyindir. Ezberden evet. bahsediyor. Efendime söyleyeyim satır dediği ise kitabette gelmiştir. Evet. Ve bugüne kadar efendime söyleyeyim bu şekilde tarih içerisinde korunan başka bir kitapta, hiçbir kitapta bugün nasip bir kitap da olmamıştır. Ezberlemek bir kitap yani yoktur. 600 sayfalık bir kitap her ayeti, değil mi? Her suresi ezberlenebiliyor. Hatta öyle ki küçük çocuklar bile, 12-13 yaşında çocuklar bile zorlamadan ezberliyorlar ve zihne ağır gelmiyor. Zihne ağır bir gelmiyor. Mucizesi. Evet. Hocam şimdi şöyle bir soru soruluyor. Kur'an-ı Kerim bundan 1400 sene önce yaklaşık olarak indirildi. Şimdi zaman değişti. Bu zamandaki şartlar, durumlar çok farklı. Yani Kur'an-ı Kerim günümüzde geçerli midir? Günümüzde yansımaları nasıl olabilir? Yani eski bir kitap diyorlar açıkçası, öyle söyleyeyim. Çok tabir doğru değil ama yani soru anlaşılsın diye öyle söylüyorum ben. Yani ben şöyle biliyorum. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Evet. Yani Kur'an her asra, her millete, her çağa uyarlandığı ve yaşandığı zaman insanı huzura kavuşturur diye biliyoruz biz. Evet. Ama böyle bir soru soruluyor. Bunu nasıl çözebiliriz acaba? Şimdi yani şöyle bir yanlış algı var. Sanki insanoğlu zaman ilerledikçe efendim söyleyeyim insanoğlunun zihninde, yapısında, fıtratında bir değişim oluyormuş gibi bir yaklaşım söz konusu. Halbuki insan aynı insan. Hep aynı insan. İnsan hep aynı insandır. Değişen nedir? Araçlardır. Gelişen araçlardır. Dünyanın kendisidir. Yoksa insan gözümüze ayrı bir Hazreti Peygamber dönemindeki gözden farklı bir format verebiliyor muyuz? Hayır. Aynı göz. Allah bize hafıza vermiş, akıl vermiş. O aklı bir gram yükseltebiliyor muyuz? Hayır. Hayır. Yani şeklimizi, şemailimizi her ne kadar bugün insanlar Allah yasaklamış olsa bile değiştiriyorlar. Değiştirebiliyor muyuz? Hayır, değiştiremiyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim insan aynı insan olduğu için Kur'an-ı Kerim'in içerisinde efendime söyleyeyim belli alanlar vardır. İman, ibadet, ahlak ve hukuk. Bu dört alan hiçbir zaman kıyamete kadar değişmeyecektir. Şimdi insanın kendi şöyle bir şeyi mantıkla sorunuza cevap vermiş olayım. Yani toparlayalım. Inşallah. İnsanın kendi mantığıyla, o kıt aklıyla en yüksek IQ'su ne olursa olsun bir yaratıcı var karşısında, bir de kendisi var. Kıt arkıyla kendisi için inşa edeceği şeyler mi daha mükemmel olacaktır? Yoksa efendime söyleyeyim kendisini yaratan, yani boştan bir şey alıyoruz, bir malzeme alıyoruz, boştan aynı zamanda talimat, kılavuz şeyini alıyoruz. Bir hangisi daha iyi olacaktır? Yani bir robot kendini yapan mühendise dese ki ben senden daha akıllıyım dese ne kadar saçma olursa insan da Cenab-ı Hakk'a karşı ya Kur'an eskimiş, tırası ondan edilmez demesi o kadar saçma, demek ki yani. Buradaki sorun şudur. İnsanlar nefislerinin ve şeytanlarının veya içinde bulundukları hayat tarzının zorladıkları şeylerle Kur'an'a zaten bakmıyorlar. Hani ayet-i kerimede var ya meşhur Efendimiz'in bir yakınması vardır. Ve kâle Rasûlü ya Rabbi inne kavmi tehezu hâdel Kur'ane mehcûrâ. Ya Rabbi ben şikayetçiyim. Benim kavmim, ümmetim efendim, bu Kur'an'dan uzaklaştılar. Ya bugün Müslüman mesela hiçbir zaman merak edip de tutup demiyor ki ya Allah bana ne dedi acaba? Allah benden ne istiyor? Şimdi şununla bitirmiş olalım. Evet hocam. Kur'an bizden ne istiyor? Yani bize indirilmiş bir kitap. Bizim ondan ilişkimiz nasıl olacaktır? Bizim efendime söyleyeyim üç vakit yemek yememiz nasıl sürekli bir şekilde peşinde yaparsak, koşarsak. İhtiyacımız. Sabah mecburuz. Kalktığımızda ilk etapta hemen hiçbir şey yapmadan kahvaltımızı yaparsak. Öğlen acıkınca efendime söyleyeyim yemeğe koşturursak. Akşam bunları hiç ihmal etmiyor isek. Kur'an-ı Kerim de bizim için hayati olarak vazgeçilmez bir şeydir. Evet, bizim hayat rehberimiz diyoruz. Onun için de üç tane
kategori vardır bizden istenen. Birisi okumak, ikincisi anlamak, üçüncüsü ise ne dediğini yaşamaktır. İnşallah hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çağırdığınız için çok memnun oldum. Evet, değerli izleyenlerimiz, sevgili dostlar. Bir sohbetimiz daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu güzel tatlı sohbet için hocamıza teşekkür ediyoruz. Ey insan, gururu bırak, aczini anla. Malikini tanı, vazifeni bil. Dünyaya ne için geldiğini öğren ve öyle yaşa. Efendim, bereketli Ramazanlar, esen kalınız. Ya Rabbi, seni tarif eder bütün isimlerin. Dualarımızı güzel isimlerine şahit kıldık. Şahitliğimizi kabul eyle. Ya Rabbi, sen mütekebbirsin. Ben acizim, sen kadirsin. Ben fakirim, sen rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsin. Ben muhtacım, sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaradan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Rabbi, sen Halik'sın. Sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım, yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Rabbi, sen musavvirsin. Yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için, biricik sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Duaları kabul ettiğin şu anda duy sesimizi. Senin yüce isimlerinle ettiğimiz duaları kabul eyle. Bizleri affet, bizleri bağışla. Amin.